Serdar Yayında. Soklar! Serdar! 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 Yeah! Beraber. Serdar kaç aydır merak ediyorum. Serdar'la geçen gece iyi akşamlar efendim. Söylemezsem çatlarım mesela. Serdar küçükken halam tezi için bilgisayar almıştı. MS-DOS ile çalışan. Ben de çok meraklıydım komut satırına. Dır yerine del yazıp bilgisayarını çökerten bendim. Dır. Dir değil mi? Tak bir yazıyorsun ne varsa çıkartıyordu. Bakalım başka. Köyde izleden tuvalete girdi. Bizim evin tuvaletiyle ineklerin bulunduğu ahır yan yanaydı. Tuvaletten gelen sesler hayvanları çok ürkütmüştü. Hayvanlar sırayla möğlediler. Meğer ki amcam ineklerin yemine ilaç katmış. Dedem 4 gün suratımıza bakamadı utancından demiş. Annemle babamın oyuncaklarını buldum. Onu... Ama dur bunun devamını okuyamayız ya. Onlar saklıyor ben buluyorum. Abimden şüpheleniyorlar galiba. Oyuncağı alan benim. Söylemezsem çatlarım Ebru demiş. Serdar söylemezsem çatlarım. Adana'dan Eda. 8. sınıftayken okulumuzdaki fen laboratuvarında içinde asitlerin bulunduğu camlı dolabı kırıp içerisindeki asit, tuz ruhu ve amonya birbirine karıştırıp mermer sıraları, öğretmen masasını ve sandalyesini ben erittim. Sıralar delinmişti. O gün sevgilimin ceketi ve defteri bendeydi. Ben de suç benim üstüme kalmasın diye ceketi ve defteri yere atıp kaçtım. Ocean's 11 gibi vallahi. Abi korkumdan kimseye anlatamadım. Ben gelecekte olan 10-15 saniyelik olayları görüyorum. Ve bunlar 1-2 ay sonra gerçek oluyor. Korkudan demiş. Gelecekte olan 10-15 saniyelik olayları görüyormuş adam. Düşsene 15 saniye sonra tövbe yarabbim. Mesela öleceğini görsen. Anne gitmeyin ne olur. Ne olur. Enteresan bir kişiliksin ya. Seni araştırmaları lazım. Valla senin genlerden bana falan da versinler ya. Çok fazla beta ışınına maruz kalmış. O yeşille The Incredible Hulk var ya onun gibi. Ben onun gibiyim zaten. Sinirlenince güçleniyor ya. Aman onu dönüşüm evresini hatırlıyor musunuz? Sesleri falan. The Incredible Hulk. O da bir Marvel karakteridir bu arada. Marvel kahramanıdır. Nabız 200'ü geçti mi mevzu patlıyordu abi de. Valla. Psycho Kemal'e dönüyordu hatırlıyor musun? Sesler falan. Dönüşüyor bu. Korkmayın ha. Kapatmayın radyoyu. Bir şey olmuyor bana. Taklit ediyorum. Hanım ne oluyor? Bir şey yok köpek oluyor. Ayakkabıyı ters çevirin. Bizim burada olsa öyle karşılarlar. Herif yaratık oluyor. Hiç büyütecek bir şey yok. Evet. Bağırmaz acaba. Hulk. Hulk. Smartin. Korkumdan. Ha bunu okuduk. Sen ne gülüyorsun oğlum ya? Allah Allah. Serdar abi öncelikle merhaba ben Umut. Severek ve korkarak dinliyorum diye mesaj gelmiş. Ya bu seslerden olsa ben de korkarım. O an radyoyu açan ne düşündü acaba? Akrabasını arıyor değil mi? Amca evde misin evde? Sen seversen açsana. 98 diyor. Bir manyak var herif neler yapıyor ya? Bilmiyorum ben bağırırken denk geldim bilmiyorum ama. Antalya havalimanında güvenliyim. Şu an kulübede seni diyorum. Normalde mesela abicim neymiş söylemezsem. Ha amirim ben şu an radyo dinliyorum diye eklemiş. Serdar abi oku çatlarım. İyi akşamlar. Çok yalnızım. Sevgiye ihtiyacım var. Ama bunu kimseye itiraf edemiyorum. Herkese ben tek başıma mutluyum demekten yoruldum ve bunu kimseye söyleyemiyorum diye mesaj var. Bu arada efendim dinleyicilerimizden özür diliyoruz. Ve, yani diğer dinleyenlerden. Çünkü şu an canlı yayın esnasında hiçbir şekilde elemeden ben mesajları okuduğum için söylemezsem çatların mesajı veya şarkı isteği falansa yarıya kadar gelip anladığım için direkt kesiyorum. Haberiniz bilginiz olsun. İstanbul'dan Nil. Söylemezsem çatlarım. Eski sevgilimin en yakın arkadaşıyla birlikteyim. Pek kimse bilmiyor ama rahatım. Eski sevgilim benim eski yakın arkadaşımla birlikte kısası kısas yaptı. Çok sinirli ve... Oğlum teşkilata bak nasıl... Ne biçim bir denk gel... Abi içeride bir ayine denk geldim. Eski sevgiliden eski sevgiliye böyle... Kusmalı tükürmeli ayin vardı. Babam ne zaman internete girse ayıp şeyler izliyor. Sürekli geçmişi silmek zorunda kalıyorum. Her gün daha da ilerletiyor. İçim içimi yiyor söyleyemiyorum. Anneme mi söylemeliyim ne yapmalıyım demiş. Mesajda çıldırma var ama, mesajda isyan var. Babam her gün az daha söylüyordum. Baba ağzımdan çıkıyordu. Babam her gün cinsel içerikli filmler izliyor. Annem bunu bilmiyor. Ne yapmam gerekmekte? Ben Akın. Söylemezsem çatlarım. Annem çamaşır yıkarken her gün makinenin içine boya atıyorum. Niye oğlum? Niye bir insana niye bunu yapar ki ya? İstanbul'dan Sibel. Getirdiğim Nescafe'yi iç. İyi akşamlar efendim. Serdar, ben Eskişehir'den Esra. Okulda hocama çok kızdım. O uzun güzelim saçını kestim. Bir dönem geçti, hala kimin yaptı? Ne yaptı? Eter mi koklatıp kestiniz? Nasıl bilmiyorum. Abi bugün restorana yarasa girdi. Onu öldürmeye çalışırken arkadaş sağlam bir vuruşla öldürdü ama yarasa müşterinin tabağına düştü, koptuk demiş. Ya bu da söylemezsem. Özür dilerim bu mesajı okuduğum için. Eskişehir'den Esra. Okulda hocama çok kızdım. Abi bu Eskişehir'den Esra 50 kere mesajı gönderiyor. Herhalde okunacak zannediyor. 50. keredir de yarıda kesiyoruz ya. Bugün çanta aldım, 30 milyon verdim ama bizimkilere 10 milyon dedim. Bunu kötü tarafı da çalışmıyorum, okumuyorum da söylemezsem çatlarım demiş. Öğrenciyken odada 5 kişi kalmıştık. Yanımda yatan Onur. İnşallah tahmin ettiğim şeyleri yapmamışsınızdır. Sabah uyandığında saçlarını dikilmiş gördü. Ben ne zaman saçlarımı jöleleyip uyudum dedi. Mesajın devamı yok. Arkadaş okulda suçu kendine aldı ve bu yüzden okuldan atıldı. Ne suçu abicim, anlatsana. Ablamın eteklerini ben kestim. Ablam babamı kestiğini sanıyor ve babamla konuşmuyor. Kendimi çok mutlu hissediyorum, iyi yayınlar demiş. Başka. Sınıfta hocanın yanında gaz çıkardım. Hoca benim yanımdaki arkadaşın yaptığını sandı ve dışarı çıkardı. Oğuz, özür dilerim. Serdar Yayında.